Herkese merhabalar. Bebek Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir manto çalışması yapacağız. Uzun bir ceket çalışması yapacağız. Kız bebekler, kız çocuklarınız için 1-1,5 yaş arası öreceğiz. Siz çocuğunuzun ölçüsünde daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Çünkü parçalı çalıştık. Arka, iki ön, kollar, en sonunda kapşon kısmını yaparak tamamlamış olduk. Baskı düğmeler tercih ettim. Hatta ben size tam bir boyunu da vermek istiyorum. Tam olarak boyumuz 40 santimetre boyunda. 1-1,5 yaş ama 2 yaşa kadar bile giyebilir. Şu kısım zaten topluyor birazcık. Alt kısım geniş bir model. Bu kısımlarda, etek kısımlarında, yani uç kısımlarında, kollarda ve ön arkada kullandığım ajurlu bir model kullandım. Oldukça tatlı durdu. Şimdi arka kısmını da göstermek istiyorum. Şöyle çevireceğim size. Şöyle arkasını da çeviriyorum. Arkamızda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir fiyonk çalışması yaptım. Onun dışında arka bu şekilde. Kapşonumuz şöyle sivri bir kapşon yaptık. Çok tatlı oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna hemen basarsanız çok sevinirim. Benle beraber örmek isterseniz bu güzelliği hep beraber başlayalım. Kolay gelsin hepimize. Örgümüzü 4 numara şişli öreceğiz. İp olarak da Nako denim kullanacağız. 100 gramı 200 metre uzunluğunda. Renk numarası da 69-58. Ön parçadan başlıyoruz ceketimize. Şu kısım ip olan kısım bizim kenar patımızın olacağı kısım. Diğer kısımda dikiş yapacağımız kısım olacak. Şimdi başlıyorum ilk sıramızı örmeye. Örgümün arka tarafından devam ediyorum. Tüm ilmeklerimi haroşa örgü olarak öreceğim. Tüm ilmeklerimi haroşa örgü olarak ördüm. Şimdi örgümün ön tarafına geçiyorum. Örgümün ön tarafında da ilmeklerim haroşa örgü. Sadece son iki ilmeğimizi örmeyeceğiz. Son iki ilmeğimiz, yani şu kısım, kenar patımızın olduğu kısımda iki ilmeğim kenardan düz devam etsin. Kenar biyesi oluşsun istediğim için sadece bu kısımlarda yapacağız bu işlemi. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Sonraki ilmeklerim haroşa örgü. Son iki ilmeğe kadar örelim şimdi haroşa örgü olarak. Haroşa örgülerimi ördüğüm son iki ilmeğim var. Şöyle ekranı yaklaştıracağım. Son iki ilmeğimi, ipimi öne alıyorum. Örmeden sağdaki şişime geçiriyorum ve ipim önde. Şimdi döneceğim. Bu örmediğim iki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ve devam ediyorum. Haroşa örgülerimle sıramı tamamlayacağım. Örgümün arka tarafındayım. Örgümün ön tarafına geçtim. İki diş haroşamız var. Şimdi şu kısım bizim, yani kenar patımızın olduğu kısım, 6 ilmeğimiz kenar patı olacak. Örgü boyunca o şekilde devam edecek. Şimdi başlıyorum örmeye. Tüm ilmeklerimi bu sırada düz örgü öreceğim. Sadece son 6 ilmeğim hariç, son 6 ilmeğim çünkü kenar patım olacak. 6 ilmeğim haroşa devam edecek. Şimdi düz örgü olarak örelim örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi. Düz örgülerimizi ördük. Şu anda soldaki şişimde 6 ilmeğim var. 2, 4, 6. Bu 6 ilmeğim benim kenar patım olarak devam ediyor ve haroşa örgü örüyorum. Son 2 ilmeğimde sıra sonundayım ve örmüyorum. İpimi öne alıp örmeden şişime alıyorum. Şimdi döneceğim arka sıraya. Örmediğim bu 2 ilmeğimi örüyorum önce. Haroşa olarak bu iki ilmeğimi ördüm. 6 ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi kenar patımı ördüm. Sonraki ilmeklerimi bu sırada ajurlar oluşmasını istiyorum. Örgümün arka yüzünde yapacağım onu. Şimdi şişime bir ip doladım hemen. İki ilmeği beraber ördüm. Tekrar bir ip doladım. Ters olarak iki ilmeği beraber ördüm. Bir ip doluyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. İpi doladım. İki ilmeği beraber ters olarak örüyorum. Tüm ilmeklerimi bu şekilde yapacağım. Ve ajurlar oluşmasını istediğimiz için modelimize başlamış oluyoruz uç kısımdaki.
sonuncusunu yapıyorum. Son ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Şişimizdeki ilmek sayısında farklılık olmayacak. Ona dikkat edelim. Dönüyorum örgümün ön yüzüne. Başlıyorum. Bütün ilmeklerimi burada da haroşa örgü öreceğim. Son 6 ilmeğe kadar haroşa örgümüzü örelim. İlmeklerimi haroşa ördüm. Son 6 ilmeğim de kenar patım. Örüyorum haroşa olarak. Son 2 ilmeğimi ipe öne getirip örmeden alıyorum. Bakın kenar biyesi oluşmaya başladı zaten. Şimdi döneceğim örgümün ters yüzüne. Şöyle şişimi bir düzelteyim. Evet. İlk 2 ilmeğimi sıra başındayım. O yüzden örüyorum kenar patımda. Sonraki ilmeğim haroşa örgü olarak 6'ya tamamlıyorum. 6 ilmeğimiz kenar patımız. Diğer ilmeklerimin hepsinde haroşa devam ediyorum. Son ilmeğimi de ters öreceğim. Sıramı tamamladım. Şimdi dönüyorum örgümü ön tarafına. Şöyle göstereceğim. Bakın ajurlarımız oluştu ve bir diş haroşa oluştu. Şimdi ön yüzden de haroşa öreceğiz. Arka yüzden de haroşa örelim. Bir diş daha aynı buradaki gibi iki diş olması gerekiyor. Bir diş daha haroşa görüntümüz olsun. Sonrasında devam edeceğiz. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bu şekilde görünüyor örgümüz. Şimdi bu sırada tüm ilmeklerimi düz öreceğim. Arka sırada da ters öreceğim. Sadece kenar patlarımız gösterdiğim şekilde haroşa olarak devam edecek. Onun dışında ilmeklerimiz ön sırada düz, arka sırada ters örüp gelelim. Ön sıra ve arka sıramızı ördük. Şimdi ön yüzündeyim yine örgümün. Şimdi üçgenli ajurlarımıza başlıyoruz. Üçgen şeklinde olanlara. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Sonraki ilmeğim düz, üçüncü ilmeğimi de örüyorum düz olarak. Şimdi hemen ilmeklerimi yer değiştireceğim, kesme yapacağım ama sağa doğru olsun istediğim için şöyle yer değiştiriyorum, yönü sağa bakması için. Bu benim ilmek alış şeklimden dolayı değiştiriyorum. Eğer sizin güzel düzgün denk geliyorsa değiştirmenize gerek yok. Şimdi ikisini beraber ördüm. Bakın sağa doğru bir kesme yaptım. Şişime bir ip doladım, bir düz. Bir ip doladım. Şimdi iki ilmeğimi tekrar beraber kesiyorum. Sola doğru kesme yaptım. Beraber ördüm. 1, 2 ve 3 ilmek örüyorum. Sonrasında yine sağa doğru kesme yapacağım için ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Ve ikisini beraber örüyorum. Bakın şöyle üçgen oluşacak zaten. Şişime bir ip doladım. Bir düz. Bir ip doladım, sola doğru kesme yapıyorum, 3 düz, sağa doğru kesme yapıyorum, ilmeklerimi yer değiştireceğim, yerine taktım, ikisini beraber ördüm. Şimdi bir ip doladım, bir düz, bir ip doladım, sola doğru kesme yapıyorum, 2 ilmeği beraber ördüm, 1, 2 ve 3 düz ördüm. Şimdi sola doğru, sağa doğru kesme yapacağım ve ikisini beraber ördüm. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, sola doğru ikisini sola doğru kesme yapıyorum, ikisini beraber ördüm. Sonra 3 tane düz örüyorum. Peki sonraki ilmeklerim kenar patım, haroşa örgü olarak devam edeceğim. Son 2 ilmeğimi örmüyoruz zaten. Dönüyorum. Örgümün arka tarafına kenar patımı örüyorum önce. 6 ilmek olarak.
Sonraki ilmeklerimi ters örgü olarak hepsini örerek sıramı tamamlayacağım. Örgümüzün arka tarafı bu üçgen, ajurlu üçgen boyunca ters örgü olacak. Bakın, ajurlarımız da şöyle delik olmasına dikkat edin. Ters örgü olarak sıramızı tamamlayalım. Ters örgülerimi ördüm, geldim. Bakın, ajurlar artık belli. Şimdi bu sırada devam ediyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra bir tane düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi yine sağa doğru kesme yapacağım için yer değiştiriyorum. Bakın, sağa doğru kesiliyor. Yönü önemli. Bir doladım. Bir, iki ve üç tane düz ördüm. Bir doluyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Sola doğru kesme yapıyorum. Bir düz ördüm. Şimdi yine sağa doğru keseceğim. Yer değiştiriyorum. Bir doluyorum. Üç düz. Bir doladım. Sola doğru kestim. İki ilmeği beraber ördüm. Bir düz ördüm. Sağa doğru kesiyorum. Yer değiştirerek. Bir doladım. Üç düz. Bir doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz örüyorum. Sağa keseceğim. Bir doladım. Üç düz. Bir doladım. Sola doğru kesiyorum. İki ilmeği beraber örerek. Sonra iki düzüm var. Altı tane kenar patım. Haroşa örgü. Son iki ilmeği örmüyorum. Şimdi döneceğim örgümün arka tarafında. Kenar patımı normal öreceğim. Diğer ilmeklerimi de ters örüp geliyorum. Üçgenlerimiz gördüğünüz gibi yukarıya doğru devam ediyor. Ajurlarımız, üçgenli ajurlarımız. Şimdi bu ilk üçgenimizin son sırasını yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra sağa doğru hemen bir kesme yapıyorum. İki ilmeği beraber ördüm. Şişime bir ip doladım. Bir, iki, üç, dört ve beş tane düz ördüm. Şimdi bir ip doladım. Şimdi önümdeki 3 ilmeği şimdi beraber örüyorum. Bu son sıraydı. Üçgenimizin tepesi oluyor burası. Bakın. Bir ip doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz. Bir ip doladım. 3 ilmeği beraber örüyorum. Bir ip doladım. 5 düz. Bir ip doladım. 3 ilmeği beraber örüyorum. Bir ip doluyorum. 5 düz. Bir ip doluyorum. Şimdi bu iki ilmeği beraber öreceğim. Bir tane düz örüyorum. 6 tane kenar patım örüyorum. Son iki ilmeğimi örmeyeceğim. Döneceğim. Örgümün arka tarafı, ters yüzü. 6 tane kenar patım, sonraki ilmeklerimi de ters örgü örüp geleceğiz. İlk üçgenlerimiz, ajurlu üçgenlerimiz oluştu. Şimdi ikinci üçgenimize başlayacağız. Bu ilk sırada yaptığımın aynısını yapacağım aslında. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra 2 tane düz örüyorum. 4 ve 5. ilmeği sağa doğru kesme yaparak başlıyorum modelime. İlk sıradakinin aynısı. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sonraki iki ilmeğimi beraber örüyorum. Üç düz. Şimdi sağa doğru kesme yapacağım. Bir doluyorum, bir düz, bir doluyorum. Kesme yapıyorum. Üç düz. Sağa doğru kesiyorum. Şimdi bir dolayacağım. Bakın aynı hizada denk geliyor. Ona da dikkat edebilirsiniz. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Kesme yaptım. Üç düz. Şimdi sağa doğru keseceğim. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. 2 ilmeği beraber ördüm. 3 tane düzle bitiriyorum tekrar. Başladığımız gibi bitiriyoruz.
Sonra haroşa örgülerimle kenar patımı örüyorum, bitiriyorum. Örgümüzün arka tarafında örüp gelelim. Örgümün ön yüzündeyim yine. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Sonra bir tane düz örüyorum ve hemen sağa doğru kesmemi yapıyorum. İki ilmeği beraber ördüm. Bir doladım, üç düz. Bir doluyorum. Kesme yapıyorum. Bir düz sağa doğru kesiyorum. Bir doladım, üç düz. Bir doladım, kesme yapıyorum. Bir düz. Şimdi sağa doğru kesiyorum. Bir doluyorum, üç düz örüyorum. Bir ip doladım, kesme yaptım, sola doğru bir düz ördüm, sağa doğru kesme yapıyorum. Bir doladım, üç düz. Bir doluyorum, sola doğru kesmemi yapıyorum, iki düz örüyorum. Sonra kenar patımı örerek sıramı tamamlayacağım. Arka sırada da kenar patımız hariç tüm ilmeklerimiz dediğim gibi ters örgü olarak örüp gelelim. Kenar patımız haroşa örgüydü zaten. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi üçgenimizin son sırasını yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ilmeklerimi yer değiştirip ve sağa doğru keseceğim. İki ilmeği beraber ördüm. Sağa doğru kestim. Bir ip doladım. 5 düz örüyorum. Bir ip doladım. Şimdi 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir ip doluyorum. 5 düz. Bir ip doladım. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir ip doluyorum. 5 düz. Bir ip doladım. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir ip doladım, 5 düz. Bir ip doladım. Şimdi sola doğru kesmemi yapıyorum. Bir düz örüyorum. Kenar patımı örüyorum. Döneceğim. Arka sırada kenar patım haroşa, diğer örgülerim, ilmeklerimde ters örgü örelim. Üçgenlerimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi ajurlu üçgenlerimiz oldu. Şimdi ön sırada haroşa örüyorum tüm ilmeklerimi, arka sırada da haroşa örüp geliyorum ve önden baktığımızda bir diş haroşamız oluşacak. Sonra iliğimizi açacağız. Tüm ilmeklerimiz haroşa, önden ve arkadan bir diş önden haroşa örgümüz gözükmesi gerekiyor. Devam edelim. Haroşa örgümüzü ördük. Önden baktığımızda bir diş haroşamız var. Şimdi bu sırada iliğimizi, ilk iliğimi açacağım. Sıra sonunda kenar patıma kadar yine haroşa örgü olarak devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Kenar patımda ilk iliğimi açacağım. Kenar patıma geldim. Şimdi iliğimizi açacağız. 2 haroşa yapıyorum. 1 ip doluyorum şişime. Sonraki 2 ilmeği beraber örüyorum. İpimi öne aldım. Sonraki ilmeklerimi zaten örmeden şişime alıyorum. Döneceğim. Örgümün arka tarafında yine tüm ilmeklerimi haroşa örüp geleceğiz. Örgümün ön tarafına geçtim. Şöyle bakmak istiyorum. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ajurlarımızla, şöyle ekranı uzaklaştırayım daha net görürüz. Bakın, ajurlu üçgenlerimiz var ve modelimizi tamamladık. Çok tatlı bir model zaten, sade bir model. Şimdi ilk iliğimi şurada açtık, iliğimizi. Bundan sonra 10 haroşa dişi arayla iliklerimizi açacağız. Toplam 5 tane ilik açacağız. Yukarı kısımda ilik olmayacak kapşon yapacağımızdan dolayı. Tam 5 tane ilik ve 10 haroşa dişi arayla, bundan sonra bir taneyi yaptık, 10'a tamamladık mı? İkinciyi açacağız. 5 tane iliğimiz var dediğim gibi. Şimdi bundan sonra örgümüz, modelimiz tamamlandı. Tüm ilmeklerimiz önden düz, arkadan ters olacak. Kenar patımız hariç. Kenar patımız gösterdiğim şekilde devam ediyor. Bakın şu biyeyi de göstermek istiyorum. Bakın şu kenardaki biye çalışmamızda oldukça şık duruyor.
Şöyle yakından da bakın modelimize. Çok tatlı bir model. Bu modeli arkada, ön parçalarda sadece bu uç kısımlarda kullanacağız. Bir de kolda kullanacağız. Ve aynı şekilde yapıyoruz modelimizi. Şimdi bundan sonra düz örgü olarak önden düz, arkadan ters olacak. Altı ilmeğimiz, kenar patımız hariç örmeye devam edelim. Pilemizin olduğu yere kadar bu şekilde örelim. Örgümüzde pile yapacağımız yere geldik. Kenar haroşalarımı saydığımda 40 diş haroşam var. 3 tane ilik açtım. Şimdilik düz örgüleri sayarsanız da 52 sıra düz örgüm var. Şimdi beraber pilemizi yapacağız. A pile yapacağız. Şöyle ucu açık şişe ihtiyacım var. Bununla daha kolay oluyor çünkü. Şimdi baştan 15 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ekranı da yaklaştırıyorum. Şimdi ilmeklerimin iki tanesini sağdaki soldaki şişten şöyle aldım. Sonra diğer şişimi getiriyorum. Diğer şişime de iki ilmek alıyorum. Şu şekilde bakın, ikişer ilmeğimi koydum. Şimdi şu ortadaki şişteki ilmeklerimi bakın saat yönünde çevirip mavi şişimin yanına getirdim. Şu şişime hiç ellemeden şöyle geri alıyorum birazcık sadece. Bakın pile oluşuyor zaten. Şimdi öreceğim. Önce ilk şişimdeki ilmeğe giriyorum. Sonra ikinci şişimdeki ilmeğe giriyorum. Sonra üçüncü şişimdeki ilmeğe girdim. Üçüne birden bakın. Düz örgü olarak bu 3 ilmeği örüyorum. Ve üçünü şişten düşürdüm. Biraz sıkıyorum burayı. İlk ilmeğe giriyorum. İlk şişimdeki ilmeğe. Sonra ikinci şişimdeki ilmeğe. Sonra üçüncü şişimdeki ilmeğe girip düz örgü olarak ördüm ve düşürüyorum üçünü de. Bu tarafa doğru pilemizi yapmış olduk. Bakın. Gördünüz. Şimdi bir de şu tarafa kapanmasını, şu şekilde kapandı. Şimdi şu tarafa kapanacak. Şişimi bu sefer mavi şişim önde duracak arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek aldım. Şişimi şöyle arkaya alıyorum. Sonra yine 2 ilmek aldım. Şöyle. Şöyle şişlerim bu sefer arkadan. Tam tersine çeviriyorum. Az önce saat yönünde çevirmiştim oradaki şişimi. Şimdi diğer tarafa doğru çeviriyorum. Şu şekilde çevirdim. Diğer şişimi hiç ellemiyorum. Sadece olduğu yerde düzeltiyorum. Şimdi öreceğiz yine aynı şekilde. Şöyle yan yana getirelim. Önce ilk şişimdeki ilmeğe, sonra ikinci şişimdeki ilmeğe, sonra da üçüncü şişimdeki ilmeğe giriyorum. Üçünü beraber düz örgü olarak öreceğim. Biraz zorlandım. Evet. Şimdi 3 ilmeği de düşürdüm şişimden. Biraz sıkıyorum burayı arkadaşlar. Boşluk olsun istemiyorum. İlk şişimdeki ilmeğe giriyorum. İkinci şişimdeki ilmeğe giriyorum. Sonra da üçüncü şişimdeki ilmeğe girip düz örgü olarak bu üçünü öreceğim. Pardon, tekrar yapacağım bunu. İlmeğimin bir tanesi açıldı çünkü. Ve bakın üçünü birden düşürüyorum ve sıkıyorum. Şişlerimi alıyorum. Şöyle sıktığımızda A pilemiz oluştu. 1-2 ilmek örelim, göstereyim. Bakın normal A pilemiz oluştu burada. İlk bakışta zor olabilir ama kolay. Zaten 2 pile üzerine yaptık ve şişimden şu anda benim 8 ilmek eksildi. Bunu unutmayalım. Şimdi sayarız. Sıramızı bitirip sayalım hatta. İlmeğimiz açıldı. Evet. Şimdi şişimdeki ilmekleri saymak istiyorum size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 33 ilmeğimiz kaldı. 41 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek eksiltmiş olduk ve A pilemizi yapmış olduk. Şimdi devam edeceğim. İlmeklerimi arka sıraya döneceğim.
Ve bundan sonra ilmeklerim bir süre lastik örgü olacak. Önce baştaki 6 ilmeğimiz yine devam ediyor. Haroşa örgü olarak şöyle başlayalım. 6 tane kenar haroşamı ördüm. Şimdi ilmeklerimi 2 ters 2 düz öreceğim. Lastik çalışması 2 düzle başlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Tüm ilmeklerimiz 2 ters 2 düz olacak. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum, sıramı bitiriyorum. Şimdi bundan sonra 9 sıra 2 ters, önden baktığımızda 9 sıra 2 ters 2 düz lastik çalışması yapacağız. Bakın pilenin arkadan görüntüsü bu şekilde. Şimdi önünü çevireyim. Önden görüntüsünü de zaten az önce de gördük bu şekilde. Kenar patımız yine devam edecek. Aynı şekilde devam ediyor. Ortadaki diğer ilmeklerimiz, pardon, diğer ilmeklerimiz 2 ters 2 düz 9 sıra yapalım. Arada iliğimiz olacak. İliğimizi yapalım. Sonrasında da 4 sıra yine düz yapıp kol altı kesimlerine geçelim. Lastiğimi tamamladım. Lastiğimden sonra da 4 sıra düz örgü ördüm. 9 sıra lastik çalışması yaptım. 2 ters 2 düz 4 sırada düz örgü ördüm. Ve 4. ilikten sonra da 4 haroşa dişi ördüm. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. Kol altı kısmından kesmelerimiz var. Şimdi ilk kesmemizi yapıyorum. 2 ilmeği beraber örüyorum. 1 tane kestim. 2. kez kestim. Ve 3 ilmek kesmiş oldum sırayla. Bakın 3 olarak kestik. Ön sırayı öreceğim düz olarak. Arka sırayı da örüp şu kestiğimiz yere gelelim şimdi. Oraya kadar örüp gelelim. Tekrar kesme yapacağız orada. Kesme yaptığım yere tekrar geldim. Ön sıramı ördüm. Arka sırada da ters örgülerimi ördüm. Gene kol altındayım. Şimdi bu sırada da 2 ilmek keseceğim. 2 ilmeği bir örerek 1 tane kesme yaptım. Şimdi ikinci kez kesme yaptım. Devam edeceğim şimdi. Ön sırada düz örgü, arka sırada da ters örgü örüp yine kol altında kesme yaptığımız yere gelelim. Kol altında kesme yaptığım yere geldim. Şimdi yine bu sefer tek ilmek kesiyorum. 2 ilmeği beraber örerek tek ilmek kestim. Şöyle takıp size göstereyim. Kesmemizi nasıl yaptık? Kol altından 3 kestim, 2 kestim. Bu sırada da 1 ilmek keserek kol altı kesimimizi tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sadece kenar patımız hariç. Kenar patımız da haroşa örgü olarak devam edecek. Şöyle sıramı tamamlayayım. Hem de size sayı vereyim ne kadar öreceğimizi. Son kenar patım var. Şimdi bu şekilde devam edecek ilmeklerimiz. Bu kısım haroşa, bu kısım düz olarak kol altı kesimini tamamladık 3-2-1 olarak. Şimdi 4 tane iliğimiz var. 5. iliğimi açacağım. 5. iliğim son olacak. Ondan sonra ilik açmayacağım. Sadece 5 ilik açacağız. Toplamda şu kenar patlarındaki haroşaları saydığımızda 65 diş haroşa olduğunda şişte bırakıyoruz arkadaşlar ilmekleri. Sonra diğer ön ve diğer arkayı yapınca şişle birleştireceğiz ve ortadaki zaten omuzları birleştireceğiz. Kalan ilmekleri de kapşona dahil ederek devam edeceğiz. Şimdi kenardan haroşalarımızı saydığımızda 65 diş haroşa olunca şişte bırakıyoruz ilmeklerimizi. Diğer ön parçayı yapacağız beraber. Ön parçamızı tamamladık. Kenardan saydığımızda 65 diş haroşamız var. 5 tane ilik açtım. Son ilik bakın şurada. Şurada açtım. Ondan sonra ilik açmayacağız. Şimdi ilmeklerimin hepsi şişte. Bu parçanın aynısından diğer ön bedeni öreceğiz. Ben sizden önce ördüm. Gördüğünüz gibi ilmekleri de ilmek tutucuya geçirdim. Çünkü şişle birleştireceğiz omuzları. Şimdi şöyle diğer ön parçayı da getiriyorum. Bakın aynısı, birebir aynısı, aynı ölçülerde ördüm. Şuraları iğnelemiştim iliklerin yerini belli etmek için.
Sadece tek bir fark var. Kol altı bu parçada soldan, bu parçada sağdan kesildi. Onun dışında her şeyle birebir iki tane parçayı hazırladık ön için. Şimdi arka içinde şişimize 75 ilmek atacağız arkadaşlar. 75 ilmeği aynı şekilde öreceğiz, aslında bütün olarak öreceğiz. Başlarken de şu modele başlarken de şurada, burada başladığımız gibi başlıyoruz. Yani aynı burada nasıl başlıyorsak o şekilde başlıyoruz ve aynı şekilde yarım model bitiriliyor. Yarım model başlayıp yarım model birebir denk gelecektir 75 ilmek. Sonrasında şu kısma kadar yine öreceğim. Aynı şekilde arkada iki tane fark var. Burada iki bir taraftan iki bir taraftan iki ilmek üzerinden böyle A pila yapmıştık ve 8 ilmek eksilmişti. Her parçanızdan 8 ilmek eksilmişti. Arkada bütün olduğu için 4 ilmekle yapacağız. Yani tam 16 ilmeğimiz eksilecek şişimizden, 4 ilmekle A pila yapacağız. Ve kol altlarımızı da iki taraflı açacağız. Onun dışında bütün aynı şekilde bütün bir parçayı öreceğiz. Şimdi 75 ilmeği atalım ve arka parçamızı da örelim. Omuzlarımızı birleştireceğiz. Arka bedeni ben ördüm. 75 ilmek başladım dediğim gibi. 75 ilmeği modelimizin kurulumun önle aynı şekilde, yani yarım model başlayıp yarım modelle bitiriyoruz. Aynı şekilde başlıyoruz. Sonrasında 52 sıra düz örgü yaparak A pilemizi yapıyoruz. A pilemiz önden farklı olacak. Biraz daha dörder ilmekten yapıyoruz. Sadece şurada ilmek sayımız tam denk gelsin istediğim için, modelde kayma gözükmesin diye. Bir ilmeğimiz eksik geliyor arkadaşlar. O bir ilmeği de bunu dörder ilmekten kapadığım için bir tarafına, yani şu tarafına aslında çok belli de değil, 3 ilmek, bir tarafına 3 ilmek yaptım. Yani toplam 15 ilmek eksildi. 16 yerine 15 ilmek eksildi. Onun dışında aynı. Yani şu iki kısımda da aynı sayılar denk gelsin istediğim için, yani bu A pile tam ortada olsun istediğim için bu şekilde oldu. Ama siz fark etmez diyorsanız dörder ilmekten de kapatabilirsiniz iki tarafı. Sadece bir ilmek eksik burada. Onun dışında her şeyle aynı. Üst kısma gittiğimizde de kol altını iki taraflı kestim. 3-2-1-3-2-1 şeklinde yukarıya doğru ördüm. Şuradan itibaren kaç sıra ördüğümüz aslında beraber sayalım. Şu model bittikten sonra, yani şu iki ters iki düz lastik çalışmamız bittikten sonra kaç sıra örmüşüz beraber sayalım şimdi. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 40 sıra örmüşüm. İki ters iki düzden sonra arkamızı, bakın arka pili de şu şekilde, arka taraftan ters taraftan bu şekilde görünüyor. Önden de bu şekilde gözüküyor. Şimdi omuzlarımızı birleştireceğiz. Sonrasında kollarımızı öreceğiz. Ben şöyle ilmeklerimi ayırdım. 13 bir tarafa verdim. 13 bir tarafa verdim. Burası bizim omuz ilmeğimiz olacak. Ortada 20 ilmeğim var. Buna hiç ellemeyeceğiz. Yine şişte kalacak. Kapşona devam edeceğiz bunda. Şimdi ben ucu açık küçük bir şişim var. Misinalı. Bu ilmekleri önce o misinalı şişe geçireceğim. Sonrasında önlerle arkaları, omuzları şişle birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bütün ilmekleri şişe geçiriyorum. Şişime taktım. Kısa şişime ilmeklerimi, arka ilmeklerimi şimdi birleştireceğim. Şöyle yapıyorum. Bakın bunun bu şekilde ön yüzü, bunun da ters yüzünü koyuyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Arka tarafından birleştireceğiz. Çünkü şöyle alacağım. Şu şekilde de çevireyim. Şöyle ilmeklerimizi getirelim. Bakın ikisinin de ters yüzü, bakın kol altı, ikisinin de arka tarafı, çok dikkatli olun burada ters olmasın. Şimdi birleştireceğiz bu ilmeklerimizi. Benim ipim bakın şu öndeki parçada kaldı, arkadaki parçada ipim yok. Öndeki parçadan tam 13 ilmek olarak omuzumuzu birleştireceğiz. Sonraki ilmeklerimizi de boyun için, yaka için, kapşon için kullanacağız. Şimdi ben şey yapacağım, tığıyla birleştireceğim daha kolay olsun diye. Şuradan bir kalın tığı getireyim, ekranı da yaklaştıracağım. Şunu da şöyle geriye alayım, görmeniz kolay olsun. Şimdi nasıl yapacağız? Böyle uç uça getirdik ikisini. Önce öndeki şişimden bir ilmek alacağım. Şöyle
Sonra arkadaki şişimden bir ilmek alıyorum ve ikisini beraber ördüm. Tekrar öndeki şişimden bir ilmek aldım. Arkadaki şişimden bir ilmek aldım. Bu sefer üçünü beraber örüyorum gördüğünüz gibi. Öndeki şişimden bir ilmek aldım. Arkadaki şişimden bir ilmek aldım. Üçünü beraber ördüm. Öndeki şişimden tekrar ilmek alıyorum. Arkadaki şişimden ilmek alıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Bu 13 ilmeğimizi bu şekilde birleştireceğiz. Omuzumuzu birleştirmiş olacağız. Devam edelim. Ayraca kadar ben ayraç koydum daha kolay olsun diye saymayayım diye. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bir tarafa ayraç koysanız zaten sayı tam denk gelecektir. Son iki tane kaldı. Son bir. Son bir ilmeğim. Bakın ayracım burada. Son bir ilmeğim de burada. Şimdi ne yapacağız? Bu ilmekleri, kalan ilmekleri, bu son bir ilmeği şuraya takıyorum. Şişime geri takıyorum arkadaşlar. Kapşonuna dahil etmiş olacağım bu bir ilmeği. Sonra şu önden kalan ilmeklerimizi de bu şişime geçiriyorum. Kapşonda kullanacağım çünkü bunları. Evet. Şu ilmek tutucumu da alacağım. Şöyle ekranı da uzaklaştırıp bir göstermek istiyorum. Bakın. Omuzu birleştirdik. Şöyle çevirelim. Hatta omuzu birleştirdim şu şekilde. Kalan ilmeklerimi de bu şişime aldım ve devam edeceğiz bunu. Kullanacağız kapşon için. Hatta şurada bakın boşluk var. Buradan da bir ilmek örerken çekeceğiz zaten. Şimdi diğer omuzumuzu birleştireceğiz. Diğer omuzu da aynı şekilde birleştirelim. Burada kalsın bu. Diğer omuzu için de getiriyorum şeyi ilmeklerimi. Yalnız bu ilmeklerim ters denk gelmiş benim. Şöyle diğer ilmek tutucuya alayım ben bunu, yönüne gelsin. Hemen şuna çekiyorum. Şu ayraca gerek yok çünkü arkada var zaten. Aynı denk gelecektir o. Evet. Şimdi yine yan yana denk getireceğiz ilmeklerimizi. Dikkatli olacağız. Şöyle ikisinin de kol altı gördüğünüz gibi. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. Burada arkada da ilmek ipim duruyor. Bunu arkadan yürüteceğim. Kestikten sonra yapabiliriz onu. Arkadan sabitleyeceğiz. Şimdi önden bir ilmek aldım. Arkadaki şişten bir ilmek alıyorum. Ve ikisini beraber düz olarak ördüm. Önden bir ilmek alıyorum. Arkadaki şişten bir ilmek alacağım. İlmekleri çevirelim yalnız. Bakın yönünde değil buradaki. Şöyle bir çevireceğim ondan sonra. Şimdi arkadakinden alıyorum. Üçünü beraber ördüm. Öndekinden yönünde çıkardım. Arkadakinden aldım. Üçünü beraber ördüm. Öndeki şişten. Arkadaki şişten. Üçünü beraber örüyorum. Öndeki şişten alıyorum bir ilmek. Arkadaki şişten alacağım. Omuzumuzu bu şekilde birleştirelim şimdi. İlmeklerimi kapattım. Bakın ayracıma geldim yine. Ayracımı alıyorum. Bu ilmeğimi mavi şişime takıyorum. Sonra kalan şuradaki ayraçtaki ön bedendeki ilmekleri, ipim şurada kalsın. Ön bedendeki ilmekleri mavi şişime geçiriyorum.
Bunu eğer böyle başka bir şişiniz falan yoksa ipe de geçirebilirsiniz. Bu ilmekleri hiçbir farkı olmaz. Sonrasında şişe geçirirsiniz. Şöyle uzaklaştırayım. Ve iki omuzumuz birleşti. Şöyle bir düzeltelim ve bakalım. Şöyle kol altlarımız. Şu tarafı da şöyle bir düzelteyim. Yanlar düz örgü olduğu için kıvrılıyor. Yan dikiş yapınca daha açılacaktır zaten. Bakın omuzlarımız birleşti. Şöyle asıl omuzlarımıza bakmak istiyoruz. Omuzlarımız birleşti ve yakada şu şekilde yaka içinde ilmeklerimizi atmış olduk. Son iliğimiz burada. Yaka zaten şöyle açık olacak. Devam edeceğiz. İlmek sayımızı da çoğaltacağız yakada. Bize şu anda lazım olan ilmekler bunlar. Bu şekilde kalabilir. Eğer böyle bir şişiniz yoksa ya da fazla şişiniz yoksa ipe de geçirebilirsiniz bu ilmekleri. Yani omuzlarımızı 13'er ilmek birleştirdik. Kalan ilmeklerimiz de bakın şişte duruyor. Şimdi ne yapacağız? Yanlarımızı dikelim. Sonra da kolumuzu öreceğiz beraber. İki kolumuzu en son kapşonumuzu öreceğiz. Şimdi yan dikişlerimizi de yapalım. Yan dikişlerimi diktim ben. İki tarafı da biraz uzun olduğu için, manto şeklinde olduğu için tam ekrana sığmadı ama şöyle şu kısmı da göstereceğim. Bakın birleştirdiğim, diktiğim yere bakın. Modelin devamlılığı sağlandı ve güzel bir görüntümüz oldu. Şimdi mantomuzun kollarını yapacağız. En son kapşonunu yapacağız. Ben kollar için ilmek attım. 43 ilmek attım şişime. Şimdi bu 43 ilmeği şu modeli yani şu aşağıdaki modeli önce uygulayacağız. Şu kısma kadar tamamen düz örgüye geçene kadar. Sonrasında da çoğaltmalarımız olacak. Yani arttırma yapacağız yukarıya doğru. Şu kısmı olduğu gibi 43 ilmek olarak başlayalım ve örelim. Model aynı şekilde olacak. Model kurulumu yani şurada nasıl yaptıysak, arkada nasıl yaptıysak o şekilde olacak. Dikildiğinde yine aynı şekilde modelin devamlılığı sağlansın diye tam sayıyı verdim zaten. Şimdi iki diş haroşa yaparak şu modelimizi örelim, başlayalım. Sonrasında arttırmalarımızı yapacağız beraber. Kolum için şişime 43 ilmek başladım. 43 ilmeği aynı önde uyguladığımız ön ve arkada modelimizi uyguladık. Şimdi kolda iki taraflı arttırma yapacağız. Şöyle başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen şişime bir ilmek atıyorum. Ve devam ediyorum düz örgü olarak örgümü örmeye. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyorum. Düz örgülerimizi örüyoruz. Şimdi sıra sonuna geliyorum. Bir ilmeğim kaldı. Hemen şişime bir ilmek atıyorum. Ve son ilmeğimi de örüyorum. Hem sıra başında hem sıra sonunda birer ilmek arttırmış olduk. Şişimde şu anda 45 ilmeğim oldu. Şimdi bundan sonra düz örgü olarak öreceğiz. Yukarıya kadar öreceğiz. Kol altı kesimlerine başlayana kadar. Toplam 40 sıra yani buradan itibaren bu ilk sırayı yapmış olduk. Buradan itibaren 40 sıra öreceğiz. Her 16 sırada bir iki defa daha yapacağız. İki taraflı arttırma yapacağız. Yani şişimizde şu anda 45 ilmek var. 49 ilmek olana kadar devam edeceğiz. 16 sıra sonra iki taraflı bir defa daha yapacağım. Tekrar bir 16, 32. sıra sonra diyelim. Tekrar iki taraflı bir artırma yapacağız. Devam edelim. 40 sıramızı bu şekilde örelim. Sonra kesimlerimize başlayalım. Kolumuzu kesimlere kadar ördük. Modelden sonra şu düz örgüleri saydığımda 40 sıra ördüm. Ve 6 kez artırma yaptım. Şişimde şu anda 49 ilmeğim var. Şimdi kesimlere geçeceğiz. Kesimleri de şu şekilde yapacağız. Bir kağıda yazdım ben. Şöyle ekran fotosu almak isteyenler. 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4 ve 11 şeklinde 11 son kalan ilmeğimiz oluyor. 11 şeklinde kesimlerimizi iki taraflı olarak yapacağız. Kol kesimlerimizi. Şimdi başlayalım beraber. Şöyle ilmeğimi çevireceğim. Ve ilk 3 ilmeğimi kesiyorum. Devam ediyorum düz örgü örerek. Sıramı bir tamamlayacağım. Sıramı tamamladım. Dönüyorum.
3 ilmek de bu taraftan keseceğim. Yalnız ters tarafta olduğum için ters kesiyorum ilmeklerimi. 1, 2 ve 3 ilmek de buradan kestim. Devam edeceğim. Sıramı bitireceğim. Sıra başında bu sefer az önce kağıtta gösterdiğim gibi 2 ilmek keseceğiz. Devam edeceğiz. O gösterdiğim şekilde devam edelim. Kesmelerimizi o sayılarla tamamlayalım kolumuzu. Sonrasında iki taraflı yapıyoruz kesmeleri, unutmayalım. Bakın 3 bir taraftan kestim, 3 bir taraftan. Şimdi bir sonraki sırada 2 bir taraftan, 2 bir taraftan sırayla kesimlerimizi yapalım. Kolumuzu kestik. Şöyle kıvrıldığı için net göremiyorsunuz ama şöyle bakın, şekilli bir şekilde kestik tam kol şeklinde. Şöyle hatta kıvırayım, öyle de göstereyim. Bakın şu şekilde kolumuz oldukça muntazam ve güzel bir şekilde kesmemizi tamamladık. Şimdi kolu dikeceğiz ve bedenle birleştireceğiz. Başlangıçta bakın, ben başlarken fazla başladım. Bütün örgülerimde ben başlangıçta ipi fazla bırakıyorum. Çoğu videomda da söylüyorum bunu. Hem dikişte kullanabilirsiniz. Dikişte kullanmayacaksam düğmeleri dikerken kullanıyorum onu. O yüzden her zaman fazla başlıyorum. Daha fazla düğüm olmasın örgüde diye. Şimdi başlıyorum dikmeye. Önce şu kısımdan şöyle birleştireceğim, ön kısımdan şu kol altına kadar ilk kesme yaptığım yere kadar dikeceğim. Sonra bu kısmı da bedenle birleştireceğiz. Şimdi dikmeye başlayalım, burayı birleştirelim kolumuzu. Birebir birleştirelim. Ön tarafından dikerseniz daha muntazam olacaktır örgünüz. Modeli kaydırmamaya dikkat edin, yani şu modeli birebir denk getirmeye dikkat edin. Onun dışında normal dikiş yapıyoruz. Farklı bir şey yapmayacağız. Şimdi dikelim oraya kadar. Kolumuzu birleştirdim. Bakın şu model kısmı birebir denk geldi. Kol altına kadar geldim. Şimdi gövdeyle birleştireceğiz. Bunu da ön kısımdan yapacağız. Önce şu orta kısmı buluyoruz. Tam ortayı, şurayı. Şu omuza, ortasına sabitleyeceğim. Şöyle bakın, tam ortaya iğneleyeceğim. Sonrasında da kol altından başlıyorum dikmeye. Ön taraftan yine dikişime başlayacağım ve dikeceğim. Birebir dikeceğim. Aynı hizadan dikmeye gayret edelim sadece. Bir potluk olmasın. Ve şöyle devam edelim. Birebir aynı hizadan dikmeye gayret edin. Muntazam olması için. Kolumuzu birleştirelim. Sonra diğer kolumuzu da yapacağız ve kapşonumuza geçeceğiz. Kolumuzu dikerken şu hizaya dikkat edelim. O yüzden şurayı iyice göstermek istedim. Bakın birebir aynı hizadan dikiyorum. Aynı hatı takip ederek dikiyorum. Bu önemli, dikişin muntazam olması için, temiz bir çalışma olması için. Bakın şu şekilde giriyorum. Son ilmeğin yanından giriyorum buradan. Bakın aynı hizadan. Şimdi sıkacağım. Bakın. Böyle devam edeceğiz. Bütün kol boyunca dikeceğiz böyle. Diğer kolumuzu da yaptım. Bu şekilde diktim ben. Kollarımız hazır. Şimdi kapşonumuzu yapacağız. Kapşonumuz için ilmeklerimiz zaten şişimiz de hazırdı. Şöyle şuradaki ipi, şu omuzu diktiğim ipi şuradan alttan yürüterek kaybettim. Şu taraftakine de ipimi bağladım, normal yumağımı bağladım ve buradan örmeye başlayacağız. Onun için önce şu kısma kadar ilmeklerimi bir alacağım. Örmeye bu kısımdan başlayacağımız için şuraya kadar ilmeklerimi örmeden ipin olduğu kısma kadar geleceğim. Onun nedeni de şurada düğüm olsun istemiyorum. Şu kısım devam edecek. Kenar biyemiz devam edecek. O yüzden şu şişimi düzelteyim. İlmeklerimi şu ipin olduğu yere kadar, yani omuzuma kadar alıyorum. Evet. Şimdi kapşonumuz düz örgü olarak devam edecek.
Sadece şu kenar patımız aynı şekilde olacak. Yani haroşa örgü ve şuradaki biye çalışmamızda sürdüreceğiz, devam edeceğiz. Şimdi ilmeğim şurada benim. İpim de bundaydı. O yüzden önce şuradan hem bu taraftan hem bu taraftan birer ilmek çekeceğim ve boşluğu kaybedeceğim. Ekranı yaklaştırayım ve tığ ile çekeceğim. Bakın şu kısımdan, şu bir altından bir tane ilmek çekeceğim. Şöyle şişimi atıyorum. Sağdaki şişimi atacağım. Sonra şu ortadaki ilmeğim zaten omuz ilmeğimdi. Ve şuradan da bakın şu kısımdan da bir tane ilmek alıyorum. Ve şişime atıyorum. Sonrasında örmeye devam edeceğim. Bu ilmeği attıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmek ördüm. Ve ben böyle enseye şu şekilde ensede yani arka ilmeklerini ayırdım. Şöyle 2, 4, 6 tane ilmeğimi ayırdım. Ayraçların arasına koydum. Buradan arttırma yapacağız. Onu da 20 ilmeğimiz vardı arkada. Kenarlarda 2, 4, 6, 7 ilmek bir kenarda, 7 ilmek bir kenarda bıraktım. Ortadaki 6 ilmeği de ayırarak ayracımı koydum. Şimdi bu iki tarafından arttırma yapacağım ama bu şey bu sırada değil. Bu sırayı bitireceğim. Döneceğim ters yüzümü de ördükten sonra bir sonraki ön yüzde yapacağım. O yüzden ayracımı alıyorum ve düz örgü olarak devam edeceğim. Kapşonu büyüteceğiz ilmeklerimizi çoğaltarak. Devam ediyorum. Diğer omzuma geleceğim. Diğer omzuma geldim. Bakın şöyle. Şu aradaki ilmeğim şuradan. Şimdi bir buradan, bir bu taraftan, bir bu taraftan ilmek alacağım. Bu boşluğu kaybetmek için şişimi attım sağdaki şişime. Ortadaki ilmeği örüyorum şimdi. Sonra şu kısımdan da bir ilmek atacağım. Devam edeceğim. İlmeklerimi örmeye. Son 6 ilmeğim. Kenar patım yine aynı şekilde. Bakın düğüm olan yere geldik. Buradan düğümlemişim. Son 2 ilmeği de örmeden alıyorum. Bu düğüm aradan kaybolacaktır. Hiç belli olmayacaktır. Şimdi şişimde kaç ilmek var sayacağım size. Arttırdığım ilmeklerle beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ve 54 ilmeğimiz var. Şimdi örgümüzün arka yüzünde de ters örgü olarak kenar patları hariç ters örgü olarak örelim. Sonraki ön yüzde arttırmalara başlayacağız. Kapşonumuzun arka yüzünde ters örgülerimi ördüm, geldim. Şimdi ön yüzünde de şu ayracımın olduğu yerdeyim. Yani orta kısmın arkada ortadaki 6 ilmeği etrafında koymuştum ayracımı iki tarafına. Şimdi ayracın iki tarafından arttırma yapacağım. Şöyle yapalım, tam ayracıma geleyim. Sonra şurada aradaki ilmeği alacağım. Şişimi şu şekilde atıyorum ve arttırmamı yapıyorum sağa doğru. Aldım ayracımı. Ortadaki 6 ilmeği örüyorum. Ayracımı alacağım. Şimdi şu şekilde atıyorum sola doğru. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi tüm ilmeklerimi düz örgüye öreceğim. Arka sırada da kenar patlarımız hariç ters örgü örüp gelelim. Örgümüzün arka tarafını ördük ters örgülerle. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine ayracıma kadar örüyorum örgümü. Ayracıma geldim. Yine iki taraflı arttırma yapacağım.
ayracıma geldim yine. Bakın, yine alıyorum ilmeğimi, şişimin üstüne atıyorum. Hatta ekranı yaklaştırayım, net görün. Ayracıma geldim, alıyorum aradaki ilmeğimi, şişimin üstüne attım. Ön taraftan giriyorum, düz örgü olarak örüyorum. Sağa doğru artırma yapıyorum. Ayracı alacağım, 6 ilmeğim düz. Sonra tekrar ayracımı alacağım. Şimdi sola doğru arttırmamı yapıyorum. Ve düz örgü olarak sıramı tamamlayacağım. Şurada ilmeğimi açmışım. Bakın, 2 tane arttırma yaptık şu anda. 4 ilmeğimiz çoğaldı. Şimdi bunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Ön yüzde arttırma yapıyoruz. Şimdi bir süre bu şekilde devam edelim arttırmamıza. İstediğimiz uzunluğa gelince artık ondan sonra normal düz örmeye devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Bu sıklıkta devam edelim. Biraz ilerleyince birazcık daha aralıklı arttırırız birkaç kere de. Ondan sonra da zaten kapşon istediğimiz genişliğe ulaşacaktır. Devam edelim şimdi. Kapşonumuzda ilerliyoruz. 10 defa iki taraflı arttırma yaptık ve 20 ilmek şişimde arttı şu anda. Her ön sırada arttırmamızı yaptık. Şimdi bundan sonra da her ön sırada yapmayacağız. İki sırada bir yapacağız. Yani bir ön sırada yapacağız, bir ön sırada yapmayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz bir süre. Ondan sonra zaten arttırmalarımız bitecek ve kapşonumuzu normal örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu ön sırada yapmayacağım arttırma. Direkt örüp geçeceğim. Bir sonraki ön sırada arttırmamı yapacağım. Bu şekilde devam edelim şimdi de. Kapşonumuzda arttırmaları tamamlayacağız artık. Toplam 80 ilmeğim var şimdi. Bundan sonra artık ortadaki ilmeklerim düz, kenardaki ilmeklerim de haroşa örgü olarak devam edeceğim. Kapşonumu arttırma yapmayacağız. İstediğimiz uzunluğa gelince de birleştireceğiz, şişle birleştireceğiz kapşonumuzu ve tamamlamış olacağız hırkamızı. Şimdi devam edelim örmeye. Kapşonumuzu artık tamamlıyoruz. Tam 61 sıra ördüm. İlk şu kısımdan itibaren, kapşon örmeye başladığımız kısımdan, arttırma yaptığımız kısımdan itibaren 61 sıra ördüm. 80 ilmeğimiz vardı. Şimdi birleştireceğiz kapşonumuzu, tığ ile birleştireceğiz. Ben 40 ilmek saydım, bir ayraç koydum ki şimdi saymayayım sizin önünüzde diye. Şöyle ayraç koydum, yani 40 ilmek bir tarafta, 40 ilmek bir tarafta, misinamı şu şekilde çekiyorum geriye doğru. Bakın şu şekilde birleştireceğiz. Aynı omuzu birleştirdiğimiz gibi ilmeklerimizi birleştireceğiz şimdi. Şöyle başlayalım. Aynı omuzda yaptığımız gibi yapıyoruz. Şu iki ilmeği dikkatli birleştirelim. Yönlerine dikkat ederek birleştirelim. Onun dışında her şeyiyle omuzdaki gibi birleştiriyoruz. İki ilmeği beraber ördüm. Bir öndeki şişten, bir arkadaki şişten aldım. İkisini de çıkartıyorum şişimden. Sonra tekrar öndeki şişten bir ilmek çıkarttım. Arkadaki şişten bir ilmek çıkarttım ve üçünü beraber ördüm. Öndeki şişten ilmek çıkartıyorum. Arkadan bir tane çıkarttım. 3 ilmeği beraber örüyorum. Tüm ilmeklerimizi bu şekilde kapşonumuzu tamamlayalım, kapatalım. Tüm ilmeklerimizi kestik. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum artık. Kapşonumuzu da tamamlamış olduk. Bakın arkadan görüntüsü bu şekilde kestiğimiz yerin. Şöyle önden şöyle çevireceğim. Önden görüntüsü de bu şekilde oldu kapşonumuzun. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Kapşonu tamamladık. Düğmelerimizi dikeceğiz ve şöyle bir ben fiyonk hazırladım. Büyük olduğu için açtığımda da tam net göremiyorsunuz aslında. Şöyle bir fiyonk için ben parça hazırladım. 22 ilmek attım şişime. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa ördüm. Ve kestim. Başka hiçbir işlem yapmadım. İplerini temizledim. Şimdi onu şöyle fiyonk haline getirip arkaya şu şekilde dikeceğim. Arkaya şöyle dikeceğim iple.
Onun dışında düğmelerimizi dikelim ve bitirelim. Ceketimizi tamamladık. Ben düğmelerimi de diktim. Baskı düğmeler tercih ettim ben. Siyah, şöyle yaklaştırayım. Siyah normal baskı düğme yaptırttım. Onları taktım ama istediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. 2 tane ip gitti. 3. ipten bu kaldı arkadaşlar. 3 tane ip almanız gerekiyor örmek için bu ceketi. Şimdi ölçümlerini vereceğim ve arka tarafını, arkadaki kurdele kısmını da göstereceğim yaptığımız. Şimdi önce elimize bakalım. Bu aşağıdan yukarıya doğru daralıyor. Önce aşağı tarafın bir ölçüsünü vereceğim. 35 cm etek kısmı gördüğünüz gibi. Şimdi alalım. Şu kısımdan itibaren vereyim. 26 cm hatta daha fazla aslında ama şurası büzüyor. O yüzden ya bir 27-28 cm net var. Kol boyumuza bakalım. Kol boyumuzu da şu şekilde vereceğim. Şöyle tam kapşona değdiriyorum. 32 cm. Tam boyun hizasından aldım. Şu şekilde de vereyim. Şuradan. Kol altına kadar kol boyumuz. Şöyle. 20 cm. Şu kısmı vereyim. Kol altından aşağı kısım. 27 cm. Şimdi tam 1-1,5 yaş çocukların rahatlıkla giyebileceği ölçülerde yapmış olduk. Kapşon kısmımızı göstereceğim. Kapşonumuz böyle. Arka kısmına döndüreceğim şimdi. Şöyle döndürmeye çalışacağım ben. Bakın arka kısmımızda bu şekilde. Şöyle fiyonkumuzu ben taktım. Şu şekilde yapayım hatta. Fiyonkumuzu taktım ve şu uçlarından arkadan gizli bir şekilde diktim. Bu şekilde oldukça güzel durdu. Çünkü sabit dursun istiyorum, kıpırdasın istemiyorum. Onun için böyle yaptım. Kapşonumuz da böyle oldukça şık, güzel oldu. Çok tatlı bir manto çalışması yapmış olduk aslında. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Oradaki bildirim zilini açarsanız da yayınlarımdan hemen haberdar olur ve izlersiniz. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.